ve bu kez de Kırıkkale'ye doğru uzanıyoruz. Şimdi de Kırıkkale'de ahşap el sanatları ustası Emir Ali Elitok'un atölyesine gidiyoruz. Her türlü objeyi bir tahta parçasından hayata geçiren Emir Ali Usta'nın atölyesinde birbirinden güzel eserler mevcut. El oymacılığıyla yaptığı tarihi yapılar, oyuncaklar, hayvan figürleri Emir Ali Usta'nın maharetli ellerinden çıkıyor. Örneğin bir biçer döver. Tarım aletleri ilk önce orakla başladı. Ekim biçmek, buğday biçmek. Sonra tırpanla biçildi, en sonunda biçer döverle biçildi. Böyle bir mizansen yaptım efendim. Emir Ali Bey, her biri el emeği, göz nuru, tüm objeleri en ince ayrıntılarına kadar yapmaya özen gösteriyor. Bu köprü Karakeçili Köprüköy arasındaki tarihi Çeşnigir Köprüsü. 13. yüzyılda Selçuklular tarafından yapılmış bir köprü. Bunu bu hale getirmek için ben günlerce çalıştım. Şu 12 gözünü tamamlamak için bir ay çalıştım. Köylüden soruyorum, kaç gözü var diyorum, bir Allah'ın kulu bilmedi. Sonra ne yaptınız? Siz gidip saydınız. Giderken en son su bittiğinde tek tek suyun içerisine girdim. Su kesildi. Tek tek baktım, saydım. Su, yarım metre su olsa bu köprüyü çıkaramıyorsunuz. Sayısını tamamlayamıyorsunuz. Biçer döver, tarihi köprüler derken şimdi de gözümüze motoru eksik olan bir motosiklet ilişiyor. İki tekerlekli bu aracın motoru olmasa da bisiklet olarak da kullanılabiliyor. Bununla şimdi Kırıkkale'ye çıksak caddelerde tur atabilir miyiz? Tabii atarsanız isterseniz efendim. İsterseniz motoru da alabilirim ben onu ama. Motoru yok ama normal bisiklet şeklinde tabii gidiyor. Bisiklet şeklinde gidebilir efendim. Gideriz. Bu zaten paslanmaz da sevgili izleyenler. Hiçbir sıkıntı da yaşatmaz değil mi? Tabii efendim. Yıllarca kullan. Yıllarca kullan evet. Ahşap yani nihayet. Yaptığı objelerden en dikkat çekeni de devasa büyüklükteki tespih. Efendim bu tespih hakiki gürgenden, biri sırf gürgenden yapılma. Efendim yapıldığında, darttığımda 35 kilo falan geldi bu tespih. Açıldığı zaman 4 metre 20 santim uzunluğundaydı. Ne kadar sürdü bunun yapımı, tamamlanması? Bir hafta falan sürdü efendim. Bir haftada yapabildiniz mi? Bir hafta yapabildim efendim. Bir hafta yaptım çünkü projesini falan daha önce hazırlamıştım, her şeyi hazırdım, malzemesi hazırdım. Yapma aşaması tabii bir hafta sürdü. Ahşap el sanatlarında hiçbir eğitim almayan Emir Ali Bey, hobi olarak başladığı işlerini gün geçtikçe büyütmüş. Evinin bir bölümünü açtığı tezgahı zamanla atölyeye dönüştürmüş. Yaptığı objelerden hiçbir maddi kazanç elde edemeyen Emir Ali Bey'in asıl mesleği ise minibüs şoförlüğü. Tüm günü yollarda geçen Emir Ali Usta, eve geldiğinde de tüm zamanını bu atölyede geçiriyor. İçindeki bu sanat aşkı çevresi tarafından da fark ediliyor. Kırıkkale'de yaşayan Emir Ali Bey, yakın çevresi tarafından Pinokyo'ya hayat veren Geppetto Usta'ya benzetiliyor. Bildiğimiz Geppetto Usta gibi bir kukla yapmayı düşündünüz mü? Onu düşünmedim ama son zamanlarda oyuncak cinsinden de yaptığım için inşallah yaparım onu da yani. Kırıkkale'nin namı diğer Geppetto Ustası, akıllara gelebilecek her şeyi bir tahta parçasından vücuda kavuşturmayı başarıyor. Yaptığı eserlerin maddi anlamda geri dönüşümü olmasa da bu küçücük atölye ona yetiyor. Burada istediklerini önce hayal ediyor, daha sonra bir küçük tahta parçasıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.